سبورتي برو.
Koca Reis her zaman olduğu gibi kapılarını açmaya devam ediyor. Turnuva ile ilgili de genel bir değerlendirme alalım. Turnuvada iki gün boyunca hakikaten çok değişik, enteresan maçlar oldu. Yeni isimler parladı. Yani şu anda da oynanan finalde çift erkeklerde oynanacak birazdan yeni isimler var. Bunlar aslında çok güzel. Başkalarının da katılmasını motive edecek başarılar bunlar. Değişik insanların oynaması, yukarıya çıkması ve sürpriz bir şekilde favori sayılanların gruptan elenip çıkamaması. Bunlar işte sporun ne güzel heyecanı, beklentileri. Ben sporcuların çok keyif aldığını görüyorum. Tabii ki aşırı bir yorgunluk var çünkü plaj sporları hepsi bir de dayanıklılığa bağlı. Kaladı Asım Aras. Dün de Fransa'da, Paris'te şampiyon oldu. Dünya bir numarayı koruyor. Böyle giderse, sezonu kapatırsa yurt dışına daveti olacak. Bu tip sporcular için altyapıdaki diğer sporcularda örnek olabilecek başarılar bunlar. Ki grubunda zaten kendi yaş grubunda da hakikaten çok iyi gelecek var yani sporcularımız var. Evet, tabii ki bireysel olarak yurt dışında önemli başarılar gelmeye devam ediyor ama dikkat çeken nokta kulübünüzdür diye demiyorum. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü'nün en alttan en üst kademesine kadar çok değerli sporcular bizim ülkemizin dışında başarıyla temsil ediyor. Bu da sizin desteğiniz ve katkınız büyük ama genel anlamda bu başarıya giden yolda genel itibariyle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece kulüp düzeyinde değil, genel olarak baktığınızda ve özellikle bu başarı sonrasında devlet hükümet yetkililerinden geri dönüşümü nasıl oldu size? Açıkçası şu anda bir geri dönüş yok. Ama sevindirici olan bir şey, Spor Bakanlığı kurulacak diye bir şeyler okuduk. İnşallah kurulur. Ama bu çocuklara bir şekilde devletin, hükümetin dokunması lazım. Biz tabii destek olmaya çalışıyoruz. Yani bizim yapabileceğimiz destekler hocam, çocuklara antrenmanları için. Mustafa Ülker gibi çok değerli bir figürümüz, hocamız var bizim. Mustafa Hoca'ya ne gerekiyorsa bize o imkanları sağlayıp çocukların ve ailelerin de özverisiyle beraber bu çocukları bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ama siz de bir spor insanı olarak çok iyi biliyorsunuz. Bu sadece belli bir yere gelecek. Ondan sonra tıkanacak. Bunu yaşıyoruz yani. Birçok sporcular yaşadık bunu. Yaşıyoruz bunu. Çok elit sporcularımız var. Merve olsun, Merve turnuvaya da katıldı. Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışsa da Buse göğsümüzü kabarttı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Bunun gibi birçok sporcu var. Şimdi sayarak unuttuğum olursa birini kırmamak için saymak da istemem.
Tenisleri bu var. Bekir var. Aren bugün yine çiftlerde şampiyon oldu yurt dışında. Onun haberi geldi. Ona çok sevindik. Günas'ın Maras'ın başarısı. Ya bunlar gidecek. Bu çocuklar ilerleyecek. Biz de ilerlemelerini istiyoruz. Yani niye Buse gibi bir yerlere gelmesin bu çocuklar? Buse gibi göğsümüzü kabartacak bir şeyler olmasın. Ama bize şu ana kadar, yani ben aileyle de görüşüyorum. Hatta biraz önce buradaydılar. Biraz sohbet ettik. Öyle bir geri dönüş yok yani. Evet, bunun da geri dönüşümü noktasında az önce vurgu yaptınız ki herkesin dört gözle beklediği Spor Bakanlığı'nın bir an önce devreye girmesi. Evet, umarım artık Spor Bakanlığı kurulur ve bu çok başlılık biter. Ona göre çalışmalarını yaparlar. Sporculara gereken değeri verirler. Futbolu ayrı koyarak konuşuyorum tabii. Futbol çok ayrı bir branş çünkü. Diğer spor dallarındaki başarılı çocuklara gereken değer ilgi gösterilir, imkanlar sağlanır. Ve bu çocuklar ülkemizi yurt dışında çok daha iyi yerlerde, çok daha başarılı platformlarda temsil ederler. Evet, son olarak özel veya genel mesajlarınız mutlaka vardır ama tenisin sadece plajda ve kortlarda değil. Son dönemde alttan gelen gençlerimizin, yetenekli gençlerimizin ülkemizdeki başarısı, yurt dışı başarısını da konuştuk. Yeni başlayacak olanlar veya tenise gönül vermiş alttan gelen çocuklarımız, gençlerimiz için nasıl bir mesaj vermek istersiniz Sayın Başkan? Kimse tenise başlamaya uzaktan bakarak bu pahalı bir spor, zengin spor diye düşünmesin hocam. Biz gerekirse yetenekli çocuklara yardımcı olabiliyoruz. Bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Kurs fiyatları falan da uygundur. Tenis hakikaten çok elit ve güzel bir spor. Gelişimi açısından, spor yapma açısından. Ben tenis oynasınlar diyorum. Spor yapsınlar ama bir tenisin içinde olan bir insan olarak da tenis yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet, özellikle bu verdiğiniz mesaj da yerine gitmiş olacaktır diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz varsa alalım Sayın Başkan ve programımızı noktalayalım. Ben tekrardan 9 yıldır her zaman yanımızda olduğunuz için size ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na çok teşekkür ediyorum hocam. Görsel ve yazılı basın her zaman yanımızda. Haberlerimiz çıkıyor. Yani sporun gelişmesinde bunlar çok önemli adımlar. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm sporculara da yurt içinde yurt dışında başarılar diliyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biz de sizle çalışmayız.
diyeceğim. Çok kısa zamanınızı alacağım. Bugün özel bir ödül vereceğiz. Biz 9 yıl önce plaj tenisini başlatmaya karar verdiğimiz zaman benim çok eski bir arkadaşım, hepinizin tanıdığı Çağkan Kansu. Benim için teniste çok önemli bir figür. Beyefendiliği, performansı, ITF'lerde aldığı başarılar plaj tenisine şu anda padel için uğraşıyor. Federasyon yöneticiliğini bırakmasına rağmen Çağkan hakikaten tenisin her branşına gönül vermiş. Ben iyi ki Çağkan'ı tanımışım. Biz bu plaj tenisini kurarken belki bazı kişiler için kolay gibi görünebilir ama inanın raketinden netine, kurallarına çok ciddi bir emek var. İlk yıllarda bilmediğimiz bir konuydu. Bize çok destek oldu. Güney Kıbrıs'tan buraya sporcular getirmemize katkısı oldu. Yardımcı oldu. Ben Çağkan Kansu'ya başta kendim, kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Ona bir plaketimiz, teşekkür plaketimiz olacak. Çok teşekkürler Çağkan Kansu. Yine plaketten sonra birkaç cümle sevgili Çağkan'dan da rica edeceğiz. Benim için aslında gerçekten duygusal bir an şu an. Gazimavsa kulübü olmasaydı beni kapılarını çaldığım zaman hemen plaj tenisi konusunda destek oldular. Bu kulübün altyapısı, yöneticileri, yönetim ekibi olmasa biz bugünlere gelemezdik. Beni böyle bir ödüle layık gördükleri için başta Cahit Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine, bütün oyunculara çok teşekkür ediyorum. Sizin aranızda olmak, bu camianın bir parçası olmak çok büyük bir mutluluk ve ülkemizde plaj tenisinin gelişimine katkıda bulunabilmek inanılmaz bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
Siz ve sporsuz kalmayın. Hoşça kalınız.